Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yavrularımızın çoğu artık yuvadan düştü. Gördüğünüz gibi şov yavrularımızın hepsi yuva dışında. Özellikle bir iki tane yavru var gözüme çarpan. Bu ele çok alıştı arkadaşlar. Bu ilk yavrumuz. Bizi gördüğü zaman sürekli oradan oraya atlıyor. Bakın annesi dövüyor artık, istemiyor bunu. Bunu artık ayıracağız arkadaşlar. Bu artık yem kırmayı yavaş yavaş öğrendi. Ki annesi de zaten gördüğünüz gibi rahat bırakmıyor. Annesinin de gözünde bir şey olmuş artık. Yavrulardan biri mi vurdu? Ne yaptıysa iltihap gibi bir şey olmuş. Bu yavru ele alışık arkadaşlar. Sürekli ele gelmek istiyor. Bunu hatta direkt alalım, salmaya atalım. Bütün yavruları da atabilirim. Çünkü dediğim gibi dişi bayağı bir kızgın, tekrardan yumurtlayacak. Poposunda yumurta var arkadaşlar. Ve yavrular artık istemiyor. Hani yavruları almazsak ne olur? Ne gibi durumlarla karşılaşırız? Ondan da bahsedelim. Sonra asıl konumuza gelelim. Yavruları almazsak arkadaşlar, büyük ihtimalle, ki daha doğrusu tek bir ihtimalle diyelim, yavruları dişi öldürüyor arkadaşlar. Dişi öldürmezse bile erkek artık yer alıyor, bir şeyler yapıyor. Hani yavruya kısacası zarar veriyorlar. Hani bunu önlemek için de dediğim gibi yavruları doğru zamanda, doğru anda kafesten almamız lazım. Son ana kadar bekletmememiz lazım arkadaşlar. Yem kırdığını gördüğünüz gibi ayırmanız lazım. Bu yavrumuz %100 daldarı yiyor. Daldarı yerken gördüm, videosunu çekip Instagram'da, hatta YouTube'da dahi sizlere gösterdik. O yavruyu artık istemiyorlar. Bakın mesela dişimizin de gözünde bir problem var, onu şimdi fark ettim. Şöyle odaklayalım isterseniz. Bakın iltihap olmuş arkadaşlar. Büyük ihtimalle ya erkek vurdu ya da yavrulardan biri annesi canını yakarken o da onun olayı kaptı gibi düşünüyorum. Problem olur mu? Problem yaratmaz. Oraya nasıl tedavi uygulayacağız? Ondan da hemen bahsedelim. Göz damlası arkadaşlar. Gentogut göz damlasıyla sabah akşam oraya bir iki damla damlatacağız arkadaşlar. O iltihabı söküp atacak daha sonrasında. Şimdi gelelim asıl mevzumuza arkadaşlar. Bu arada birkaç malzeme aldım. Onları da göstereceğim. Alttaki yemlikler mesela yeni gelme. Beyaz sipariş verdim ama pembe gelmiş. Onları da aşağıya koydum çok fazla sırıtmasın diye. rengi birazcık şey arkadaşlar, insanın gözünü çekiyor yani. Şimdi bizim asıl meselemiz arkadaşlar, burada Japones takımımız var. Japones Lutino DF diye geçiyor bunların mutasyonu arkadaşlar. Tek renk sarı ama kırmızı göz değil, yani siyah göz. DF diye geçiyor o yüzden zaten. Bunlar çiftleştiler. 6 tane yumurtaları vardı arkadaşlar. Yuvaya da yatıyorlardı. Son 2 yumurta büyük ihtimalle. 3. de olabilir. Son 2 yumurtamızı doldurmuşlar arkadaşlar. Bunlar da gene hobi üretimi Erkan YouTube kanalından geldi. Erkan abimizden geldi arkadaşlar. Bunları biz yavruyken aldık. Bunlar da gene aynı şekilde yavruluktan bekletme ve daha sonrasında eşe atma olan kuşlar. Şu anda da 6 yumurta var. Dişimiz güzel bir şekilde yatıyor. Hatta bize de alıştı dişi. Önceden yabaniydi. Yumurtalardan kalkmıyor arkadaşlar. Bu da yumurtaları doldurdu. Bunlardan nasıl yavru bekliyoruz? Bunlardan gene aynı kendileri gibi sarı Lutino DF yavru bekliyorum arkadaşlar. Bunlardan bu şekilde yavru gelmesi lazım. Annemiz de Lutino DF, babamız da Lutino DF. Bunlardan bekliyoruz bakalım. Yani şu an altta 2 doluluk var. İlk kuluçka, ben zaten sizlere demiştim. Yumurtanın son 2 veya 3 tanesini doldurur diye söylemiştim. Çünkü erkeğin son zamanlarında çiftleşmeyi tam olarak gerçekleştirdiğini gördüm arkadaşlar. Çünkü çiftleşme tam olarak gerçekleşti, biz de tahmin ettik. Son yumurtaları dolduracaktır diye. Öyle de oluyor. 2 yumurta şu an dolu. Kalp atışı başladı. Onun haricinde buradaki sultan, sultan diyorum ya. Buradaki Japones takımımızda yuvaya giriş çıkışlar başladı. Temiz folluğu da var arkadaşlar. Yuvayla ilgileniyor bu arada. Bunlar da araları çok çok iyi. İlk eşe attığım zaman bunlar birbirine kuyruk kaldırıyordu. Bu arada yuvaya giriyorlar. Dediğim gibi yakın zamanda yavru yumurta yapmazlarsa bunlarda da şöyle bir yöntem uygulayacağız. Dişiyi ayıracağız. Salma kafesi açacağız. Daha sonrasında kaç gün sonra atarız? 10 gün sonra falan tekrardan erkeğin yanına atarız. Bu sefer biraz daha hareketlilik olacaktır arkadaşlar. Hani yumurtlama ihtimali daha da artacaktır. Bakın yavrularımız da dediğim gibi arkadaşlar kafes tabanlarında duruyorlar. Albino DF, Spangle mavi mutasyon ve Kremio dişi arkadaşlar. Erkekler önce dişi atlamış. Şimdi aldığımız malzemeleri gösterelim. Kafeslerde niye kumluk kullanmıyorsun diye arkadaşlar vardı. Geçtiğimiz sezonda zaten kullanıyorduk. Bu sezon sadece sipariş edeceğim kum, özellikle kumluklar birazcık geç geldi arkadaşlar sipariş edeceğim siteye. Bakın bunlar kumluğumuz mesela. Küçük suluk arkadaşlar, görüyor musunuz? Bunların gelmesini bekliyordum. O zamana, bu zamana kadar kumlara nasıl verdik? Yaptığımız her mamaya, görüyorsunuz şu an önlerinde mama var. Yaptığımız her mamaya zaten ben kum katıyordum arkadaşlar. Kumu niye veriyoruz? Kumu kuşların yedikleri besinleri rahat bir şekilde sindirebilmesi için veriyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ortanca yavrumuz da bayağı bir güzelleşmiş. Onu da göstereyim şöyle. Kafa göz gayet güzel. Gözler gözükmüyor hatta. Şimdi aldığım ürünleri de göstermiş olalım arkadaşlar. Burada 15 tane kumluk aldım. Bütün kafeslerde şu an görebilirsiniz. Salma kafes de dahil arkadaşlar. Salmada da vardır. 15 tane kumluk aldım. İlaçları normalde bu gördüğünüz uzun suluklarda veriyordum. Soldaki mavi, koyu mavi suluklarda veriyordum arkadaşlar. Artık ilaç suluğumuzu da ayrı yaptık. Çünkü ilaçları da bu suluklar kullandığım zaman suluğun tabanında yağırsak gibi bir
madde kalıyordu yani, böyle katran gibi oluyordu. Vitamin falan kullandığımız zaman özellikle böyle yağ kalıyordu yani, öyle söyleyeyim. Artık ilaçları, vitaminleri bu suluğumuza vereceğiz. Bakın. Bu da ilaç suluğu arkadaşlar. Çok güzel tatlı küçük bir şey. Bu nasıl duracak? Bunu da koyalım hemen şöyle. Bu da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Soldaki ilaç suluğumuz, sağdaki kumluğumuz arkadaşlar. Bunu aldık. Aldığım diğer ürünleri de göstereyim. Belki almak isteyen arkadaşlar olabilir. Çarpık bacak tedavisi için kelepçe almış olduk. 20-10 taneydi herhalde. Hepsinin boyutları farklıdır arkadaşlar. Bakın mesela bu küçük, bu geniş. Niye diye soracak olursanız, kuşlara taktığımız bileziklerde bile boyut farkı var. Şovların bileziği ayrı oluyor, yerlerin bileziği ayrı oluyor arkadaşlar. Hani ayak çapı biraz daha genişlediği zaman geniş bilezik takmamız lazım. Bundan aldık. Hatta şöyle gösterelim. Kalsiyum aldım arkadaşlar. Bu kalsiyum ihtiyacını karşılıyor. Burada rasyon bu şeyi artırıyor arkadaşlar. Neydi onda? Doğurganlık artırıyor arkadaşlar bu. Kuşlarda bunu da mamaya veriyoruz. Kullanımı da yaptığım mamaya 2-3 şeker kaşığı kadar koyuyoruz. Bu da yaptığım her mamada olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kuşlar tohum harici beslendiği zaman, yani verdiğimiz mamalarla beslendiği zaman dışkıları değişebiliyor. Bu da dışkıları değişmesin diye bağırsak düzenleyici arkadaşlar. Bakterileri artmasın, gene aynı işlemin devam etsin diye bundan kesinlikle kullanmamız lazım. Bundan 50 gram aldım çünkü bir 50 gramım daha var. Normalde 150 gram bir kutusunu alıyordum. Şimdi 50 gram aldım, yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse gene tekrardan sipariş veririm. Bundan aldık arkadaşlar. Kuşkumu aldım ama 1 kilo almıştım. Bu da poşette geldi, benim önceki kuşkumuna koydum. Bu da Versailles Laga'nın kuşkumu arkadaşlar. Kumumuz da gene Versailles Laga. Şimdi bu ürünleri sipariş ettik. Yakın zamanda gene birkaç vitamin daha alacağız. Onu da söyleyelim. Probiyotiğim bitmek üzere. Probiyotik sipariş vermem lazım. Sürekli olarak, düzenli olarak daha doğrusu probiyotik veriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir eşleme de yaptık. Onu da gösterelim. Salma'da gri şov erkeğim vardı. Onu yani gidene kadar, yakın zamanda göndereceğim. Gidene kadar aşağıda eşi ölen Lütino, pardon, Kremio tepeli mantolu dişimle eşledim bunları da. Yuvası falan temiz gene. Kafes tabanında sadece birkaç değişiklik yapacağız. Daldarları alacağım, mamalıkları alacağım ve tabana aynı yukarıdaki gibi ızgara koyacağız arkadaşlar. Oradaki yumurtayı gören arkadaşlarımız vardı. Onu almadım bilerek. Kızgınlık yumurtası arkadaşlar o. Dişimiz atmış zaten yuvadan. Onunla işimiz yok bizim. Kafes temizliği yaparken alacağız. Şu an acelemiz yok daha doğrusu. Başka söyleyebileceğimiz ne var? Bu dişiye direkt bir tedavi uygulamamız lazım. Eğer hani kendi kendine de geçer ama uzun bir süre geçer. Belki gözü daha da fazla şişer arkadaşlar. Biz öyle olmasın diye erkenden direkt tedaviye başlayacağız. Bakın şu an babası beni besleyen de benim kendime ayırdığım yavru arkadaşlar. O da erkek. Yavruların hepsi erkek oldu. Arkadaki ortanca yavrumuz, onu da sahiplendirdik. İlk yavrumuzu zaten sahiplendirmiştik. Onu da salmaya attık. Biz burada bu iki yavruyu şimdilik bırakacağız ama kesinlikle takibe devam etmemiz lazım arkadaşlar. Devam etmezsek dediğim gibi anne büyük ihtimalle sorun çıkartacak gibi duruyor. Yavrulara zarar vermesin diye sürekli olarak takip etmemiz lazım. Daldarısı bitmiş, daldarı verebiliriz. Mama vermiştik, mamayı zaten bitirmişler. Beyazlar dünden beri aynı yerde duruyorlar arkadaşlar, bakın. Keyifleri iyi yani, kısacası öyle söyleyeyim sizlere. Bu yuvaya giren yavrular falan vardı, gene yavru var mı? Yok. Dün yuvaya açtım arkadaşlar, diyorum hani yavru eksik, nerede? Buranın kapağını kapatmayı ben unutmuşum. İyi ki de unutmuşum arkadaşlar. Çünkü baba artık yavruları rahatsız ediyor. Yavrular da babadan korktuğu için direkt yuvaya kaçıyorlarmış. Bir baktım ki bu yuvadan çıktı. İkisi de o yuvadaydı yani. Bunların da sağlık durumu gayet güzel. Birazdan bunlara da daldarı vereceğim. Yem kırmayı daldarıyla öğreniyorlar arkadaşlar. Sürekli olarak zaten önlerinde daldarıları var. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Bunlarda da durumlar böyle. Kısacası arkadaşlar çok güzel bir takımı daha oturtmuş olduk. Japones takımımız da artık oturmuş oldu arkadaşlar. Sırada yumurtlamayan bir takımımız kaldı. Yani kademe kademe bütün hepsini yumurtlattık. Sadece bunlar kaldı arkadaşlar. Bunları da yakın zamanda yapacağız. Evet, videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.